Yani gelenek, görenek ve böyle şeylere çok meraklıyım ya. Evet. İlla deneyeceğim. Onu deneyeceğim yani illa bir şekilde. Aç gözlü mü, tok gözlü mü? Bakacağım bakalım. Ya, ya bizde bu var. Hayır insan. Bizde bu var. Bakalım sabırlı mı? Bir yaşıma daha gelin. Sabırlı mı? İnsanın gözü açsa. Sabırlıymış. Hakikaten sabırlı. Kalbi de açtı. Sabırlı olduğu için zaten işte ya kazandı Anıl'ı. Allah Allah. Sanki Anıl şeydi büyük ödüllü de ben de ki onu almışım. Evet. Anıl kızı kazanmış. Bu kadar güzel bir kıza. Yani. Aa, oğlum da çok yakışıklı. Olabilir ama gönül her zaman. Oğlum yani kadınlar her zaman daha üstünde. Teşekkür ederim canım. Bir kere kadın olmamız yetiyor. Biz bir çocuk doğurabiliyoruz. Sen ne oğlum ne yapıyorsun? Sonra sen benim dolabıma. Onu büyük ödül. İyi dedi senin oğlum. Yüz bilezik. Yüz bilezik Anıl eşittir. Tabii. Hayır hayır bir şey söyleyeceğim. İnsan nasıl mesela aşk göz olduğunu nasıl anlarsın? Alışverişe götürürsün. Tabii. İki tane bir şey koydurursun. Mesela biri bir... Tabii. 10 milyardır biri 5 milyardır. Seç kızım dersin. Ben 10 milyarı seçersin. Aa bu kızın gözü aç dersin. Ama açlıkla karın yani, açlığı bu. Acıkmışım ağzım çok dilim yapışmış. Çok hani yanlış. Açlıktan nefesin kokuyor derler. O duruma gelmişim ama artık. Adet, çok yanlış. Ama bizde adet bu. Ne olursa olsun. Adet. Ben niye yani gelenek göreneklerimizin arkası yükselmesi öyle adet ama olur. Sonra ben onu denedim. Sonra yanıma gidip açıp size size yaptılar mı yükseltiyorsun? Bana yapmadılar da benim kendi tarafımda var o. Yüksel Hanım dolabını gidip açıp tabağa bir şeyler koyup yeseydi almayacak mıydı? Almayacak. Yükselteyim. Olmalısa ne yapacaktın? Kabul etmeyecek miydin? Peki sonra onların kararı orada ya bayılsaydık. Keşke bayılsaydım. Peki sorar mısınız bize geleceği zaman bir gün önceden arayıp ben yarın geliyorum kız ne yemek yapıyorsun bize diyor. Ya, kendi de açgözlü mü o zaman soruyor. Artık geçti. O da açgözlü o zaman. Vakit geçti artık. Sen şimdi biz birbirimize anne kız olduk. Yok ben gelinim. Yok anne kız olduk artık yani öteki de öyle. Şimdi istediğimi diyebilirim sen de gelirsin dolabımı açıyorsun ısıtıyorsun yiyorsun. Evet. Ama o gün yapmadın aferin kaka sana kazandın. Çıkıyorum. O gün yapmadan kazandı. Büyük ödülü beni bir alkışlar mısın? Büyük ödül kazandı. Böyle bir şey görmedim ya. Bir yaşıma daha girdim. Sonra sen benim dolabımı niye karıştırıyorsun ki? Bardak alacaktım. Bak onu burada açıkladın. Bardak nerede anne? Buzdolabında mı? Dolabın içinde. Niye bardak dolabına niye o zaman yemekleri sıkıştırdın? Çünkü sığdıramamış. Tabakların büyük de mutfağı var. Bütün böyle tabaklarını oraya sıkıştırmış, sıkıştırmış, sıkıştırmış. Bir baktım çay bardaklarının arkasında dolma var. Elim çarptı. Ay bir kokladım bir güzel. O koku bana bir güzel geldi. Ama sonra verdim. Eridim böyle eridim. Sonra verdim. 3 saat sonra verdim. Ay açlıkla sınamış. Şimdi ben diyecektim açlıkla evet. Açlıkla sınamış. Derler ya Allah ama kimseye sabır, açlıkla sınamaz. Sabır. O beni sınamış. Oruç niye tutuyoruz? Gerçekten Allah tarafından da bize bu sınav. Ya, oruç tutuyoruz. Sabır için. Aşk olsun Yüksel Hanım. Ama ben hep ne diyorum ama size? İşte asıl kayınvalide diyorum. Ya, hep o... demiyor muyum? Diyor. Değil, hep demedim. Annemi de geçsin. İlk günden beri İlk ben Yüksel'in şey farkındayım. Tam bir kayınvalide. Şaşırıyorum tam. Ben duydukça. Ama var. Öyle görmüş. Öyle yetişmiş. Aynen. Öyle o. Çok enteresan. Yani gelinin de aslında Yüksel gelini çok seviyor gönülü. Tabii ki. Tabii. Yani gelinine böyle yaparak kendi huyunu. Huyunu. Tabii. Aynen. Şu an şimdi beni geçti. Bak. Neydi? Yemek yap. Açlıkla terbiye etmez yemek yapmadan. Oğlun olursa yapacak mısın sen de? Yok ay. Hayatta. Ben her şeyi bilirim ama bilmemezlikten gelirim. Yani ne istiyorsa, neyi nasıl istiyorsa herkes yaşamak istediği gibi yaşayabilir. İnsan hissettiği yaştadır, hissettiği böyle huydadır, sevdiğini yapabilir. Senin neyini örnek aldım? Ben senden daha güzel yemek yapıyorum. Hep aynı yemekleri yapıyor. Ay ben de geldin öğrendin. Ay ha. Ben vallahi öğrenmedim. Hep kuru fasulye, mercimek, ama onları İzmir köfte, bulgur pilavı. Ev yemekleri. Patlıcan oturtma. Peki o zaman Yüksel cümle tadıma gidelim. Muhteşem final dörtlüsüyle son gün. Ben o bilezikleri sonuna kadar benim hak ettiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yaptığını düşünüyorum. Kaybettiklerimi belki geri alırım diye geldim. Her gün fazlasıyla elimden geleni yaptım. Heyecan dorukta. Ben onun peşine sürüklendim.
altın bileziği kazanan gelin... Evet, muhteşem finalde son tadım ve puanlama kayınvalide Yüksel geliyor. Tut elimi. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum Seda Hanım. Seda Hanım, bu şekerini mi hiç çırpmamış? Sanki şeker... Kremayla mı ilgili? Değil, değil. Şeyde kekle. Kekle ilgili. Sanki böyle içinde şekerler kalmış, ağzımda kırt 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 onları yedim. Peki. İkinci tabaktayız. Keki pişmiş. Kreması da iyi ama... Peki... Lezzetli gelmedi bana. Üçteyiz. Keki de pişmiş. Kreması da lezzetli. Güzel, başka diyecek bir şey yok. Güzel olmuş. Onlardan daha lezzetli. Peki, dörtteyiz o zaman. Rengi açık, iyice pişmemiş. Puanlamaya hazır mısın? Ver puanını hayatım. Son gün. Tarihe geçeyim mi? Bugün bunların hepsi tarihe geçmek istiyorlar. Beş. Buyurun. Beş. Üçüne de bir yazın. Aa. Bir. Anne. Bir. Ne olacak bu birilerle bu kızların durumları ya? Tarihe geçeyim ben de. Buradasın madem, başlayalım. Çok içime kalmıştı böyle bunu yapmak. Yaz içine de bir. Herkes bugün dört kayınvalide, dördü de kendilerine göre strateji yaptılar. Kendi gelinimizi bulduk diyen diğer gelinlere birileri yapıştırdı. Bakalım kayınvalide Yüksel gerçekten kendi gelinini buldu mu? Verdiği ilk bir puan hangi geline gitti? İlk bir puan kaldıralım. Ayten. Bakalım ikinci bir puan kime gidiyor? İkinci bir puan kaldıralım. Gönül. Bakalım 5 puanı Aysun mu aldı, Yağnur mu aldı? Kayınvalide Yüksel şu anda yarışmanın kaderini değiştirdi.